Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok hızlı olarak piyasaları analiz edeceğiz. Daha sonrasında bildiğiniz gibi bu aralar borsa tokenları çok favori. Bunları arkadaşlar sizlerle beraber paylaşacağım. Hangi borsa tokenları uygun fiyatlı, hangileri yüksek fiyat şu anda? Bunları analiz edeceğiz. Daha sonrasında arkadaşlar yaklaşık olarak bir 4 dakikamız var. Xcent Finance'ın balancer'dan nasıl alabileceğimizi sizlere bu videoda paylaşacağım ve Coinlist'te bildiğiniz gibi bu gece Türkiye saatiyle 3'te ön satış başlayacak. İlk birinci opsiyondan alacak olan kullanıcılar için bu gece satış başlıyor. Bununla ilgili de Coinlist borsasında neler yapmamız gerektiğini sizlere anlatacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Hemen şimdi Bitcoin'i açtığımız zaman Bitcoin'in şu anda güncel olarak 57.065 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bugün aşağı yönlü bir denemesi geldi. 56.583 dolara bir iğne attı. Fakat hala da tüm zamanların zirvesini kıramadı. Gördüğünüz gibi 61.844 dolarda tüm zamanların zirvesi var. 55.041 dolarda da destek seviyemiz yer alıyor şu anda. 9 Nisan analizimiz hala geçerli arkadaşlar. Hemen şimdi hızlıca Ethereum'u da bir inceleyelim. Ethereum'da da güncel fiyatın 1780 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Aslında bugün dolar da altında çok ciddi sert yükselişler geldi. Bundan dolayı bildiğiniz gibi kripto paralarda tuttuğumuz paralarımız da bizim dolar bazlı tutuluyor. Tabii ki dolar değer kazandığı zaman sizin kripto paralarda tuttuğunuz paranız da değer kazanmış oluyor. Yani kripto paralar artmasa bile TL karşısında sizin paranız yine artmış oluyor dolar endeksli olduğu için. Şu anda Ethereum'da da direnç seviyemizin 1929 dolar destek seviyemizin de 1615 dolar olduğunu görüyoruz. Hemen dominansımızı hızlıca bir inceleyelim. Dominans şu anda %60 seviyelerine artık geldik. %60.94 seviyesindeyiz. Şu anda direnç seviyemiz %62.25 destek seviyemizde %57.32 seviyesinde. Bir an önce artık şu %60 seviyesinin altına bir düşmesini istiyoruz hepimiz. Çoğu altcoin yatırımcısı da bunu istiyor eminim artık. Altcoin market cap'e de baktığımızda dominansımız aşağı yönlü giderken altcoin market cap'in yukarı yönlü gittiğini gördük bugün. Ve 682 milyar dolardayız şu anda. İnşallah 9 Nisan'a kadar hedefimiz 1 trilyon dolar. Hemen coin market cap'i e açıyorum. Komple market cap'e baktığım zaman da şu anda 1 trilyon 782 milyar dolar seviyesinde komple marketin olduğunu görüyoruz. Bitcoin'deki market cap'in 1 trilyon 69 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ethereum'da da 205 milyar dolar seviyesinde bir market cap var şu anda. Dominanslarımızı demen incelediğimizde coin market cap'in BTC dominansını eksik gösterdiğini söylemiştim sizlere. Şu anda trading dominansı baz almamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi trading %60.94 seviyesindeyken Coin markette şu anda %59.9 seviyesinde. Yani Coin markete bakarak dominansı baz almayın arkadaşlar. Hemen şimdi borsa tokenlarımıza bir geçelim sizlerle beraber. Bildiğiniz gibi en çok kullanılan coinlerden bir tanesi BNB yani Binance borsasının coin'i çok ciddi fiyatlanma yaptı. Tüm zamanlardan baktığımız zaman coin'in ilk çıktığı zamanlarda 2.27 dolar seviyesinde olduğunu görüyor ve şu anda arkadaşlar 267 dolar seviyesine çıktığını görüyoruz. Bu ne kadar bir zamanda oluyor? 2017 yılından 2021 yılına kadar 4 sene içerisinde bu artış gerçekleşti. Tabii ki kripto para piyasalarının büyümesiyle beraber Binance borsasını kullanan kullanıcı sayısı da büyüdü. Ve borsa büyüdükçe coinleri de yakarak adetini azaltarak coin'i gitgide değer kazandı. BNB'den sonrasında büyük borsaların yine coinleri var. Bu videomuzda sizlere bunlardan da bahsetmek istedim. Şimdi hemen bir diğer coin'imize geçiyoruz. KuCoin token yani KuCoin borsasının token'ı. Bildiğiniz gibi yine çok sık kullanılan bir borsa. Çoğu altcoin'in neredeyse listeli olduğu bir borsa coin borsası da. Ve şu anda token'ın seviyesinin 5.17 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Maksimum arzı 170 milyon adet. Hatta BNB ile çok benzer. 170 milyon adet BNB'de 170 milyon adet de coin borsasının token'ı var. 80 milyon adet dolaşımda BNB'ye de baktığımızda 154 milyon adet dolaşımda olduğunu görüyoruz. Şimdi KuCoin borsası da büyümeye devam ettikçe, eğer borsa bir hack saldırısı yemezse ve düzenli şekilde büyümeye devam edip coin yakımına devam ederlerse bu 5.17 dolar seviyesinde olan fiyat daha da yükselecektir. Zaten token ilk çıktığı zaman 20 dolar seviyelerine kadar yükselmiş. Fakat daha sonrasında 0.45 dolara kadar gerilemiş. Ve şu anda da yine yükseliş yaşamış. Şurada daha baktığımızda aralığın 28'inde 2020 yılında 1 doların altında olduğunu görüyoruz. Ve şu anda 5.18 dolar seviyesinde. Bu borsa tokenlar aslında alınıp uzun vadeli bekletilebilecek tokenlar. Tamamen böyle ufak miktarlarda yani yarın bir gün BNB gibi olsa. Mesela 4 adet Kucoin token alsanız bu da yarın 200 dolar olsa 800 dolar 1000 dolar paranız olmuş oluyor yani 20 dolar veriyorsunuz 1000 dolar para kazanmış oluyorsunuz. Bundan dolayı denenebilir. Az miktarlarla marketlerine baktığımızda coin borsasında olduğunu Probit'te ve Bitmex'te olduğunu görüyoruz. Bir diğer coin'imize geçelim hemen. Yine son zamanlarda çok büyük atak yapan, startuplar yapan Gate.io borsasının Gate token'ı GT token şeklinde geçiyor. 1.94 dolar seviyesinde şu anda. Dolaşımdaki adeti 77 milyon adet ve maksimum arzı 300 milyon adet. Bu borsanın da yakın zamanda ben coin yakımı yaparak adetini aşağıya doğru çekeceğini düşünüyorum. Artık marketlerin hemen baktığımızda Huobi Global'de bulunduğunu görüyoruz. Aslında bu çok büyük bir anlaşma yani GTO borsasında olmayıp da sadece Huobi Global gibi yine bir Çin borsasında da bulunması gerçekten token'a değer katacaktır. Huobi Global'de var BitMEX'de var Biki borsasında Huobi borsasında LeBank'da. Gate.io borsasında temin edilebilir. Zaten ilerleyen zamanlarda bu şekilde startuplara devam ederlerse çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum Gate da. Yani Gate.io borsasının token'ı bildiğiniz gibi. Çünkü VIP üyeliği üst seviyelere getirmek için insanlar bunu alım yapıyorlar, kullanıyorlar. İndirim yapmak için borsada, komisyonlarda bunu kullanıyorlar. Bu şekilde devam ederse Gate.io borsası bu token'dan çok güzel beklentim var. Yaklaşık 2-3 sene içerisinde çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Bir diğer hemen borsa token'ımıza baktığımız zaman borsasının kendi tokenı HT şeklinde geçiyor kısaltması. Şu anda 13.64 dolar seviyesinde ve dolaşımda kaydetti 182 milyon adet, maksimum arzı da 500 milyon adet. Az önceki incelediğimiz coinlerin içerisinde en yüksek maksimum arza sahip olan tokundan bahsediyoruz. Marketlerine hemen baktığımız zaman da Huobi Global borsasından temin edilebildiğini, FTX borsasından yine bildiğiniz gibi Binance satın almıştı FTX borsasını. Yine oradan da temin edilebildiğini görüyoruz. Ve başka borsa var mı diye bakıyorum. Bitmex borsası, Binance'ın JX borsasına da girmişler ve başka borsalardan Probit var, CoinEx var. Diğer borsalarda da bulunuyor. Huobi de zaten çok büyük bir borsa. Yani borsanın günlük hacmi çok yüksek seviyelerde. Bundan dolayı bu coin de ileride yeni bir BNB coin gibi olabilir arkadaşlar. Hemen bir diğer coinimize geçiyoruz. OKEx firmasının OKEx borsasının coin'i OKB coin kısaltması da yine OKB şeklinde geçiyor. Maksimum arzı 300 milyon adet, dolaşımdaki arzı da 60 milyon adet. Borsalar aslında kar ettikçe bu tokenların yakımını gerçekleştiriyorlar ve ister istemez tokenların değeri gitgide artıyor. 14 dolar seviyesinde şu anda baktığımızda Huobi'nin tokenıyla neredeyse aynı fiyatlarda olduğunu görüyoruz. Fakat OKEX borsasında geçtiğimiz zamanlarda hatırlarsınız çok uzun süre bir çekim işlemine kapattılar. Yaklaşık bir buçuk aylık bir çekim işlemine kapatmışlardı. Bundan dolayı da OKEX borsası yerine Huobi tercih sebebi olabilir. Baktığımız zaman bulunduğu borsalara FTX borsası, Bitfinex, OKEX gibi borsalarda bulunduğunu görüyoruz. GTO'da da bulunduğunu görüyoruz mesela arkadaşlar. Yani bu borsalardan temin edilebilir. Yine bir diğer tokenımıza geçiyoruz. Bu da çok değerlendi. Arkasında bildiğiniz gibi Binance firması var demiştim. FTX borsasının tokenı FTX token. Kısaltması FTT şeklinde geçiyor. Şu anda 40 dolar seviyesinde. Dolaşımdaki arzına baktığımızda 95 milyon adet seviyesinde. Ve maksimum arzı da 345 milyon adet. Bana şu anda Huobi tokenımı alırsın, OKEX tokenımı alırsın, FTX tokenımı alırsın, Gate tokenımı alırsın şeklinde soracak olursanız. Ben Gate.io borsasının tokenında sepetlerimde tutuyorum şu an anda ve Huobi token da hoşuma gidiyor. Huobi token'dan da bir miktar var. Bunun miktarını ilerleyen zamanlarda da artırabilirim. Ama FTX borsasına katlardan bu token'a yani 40 dolar seviyeleri bana biraz yüksek geliyor. Dediğim gibi arkasında yine Binance firması olabilir. Ama Huobi de bundan aşağı kalacak bir borsa değil. Ve baktığımızda token'a yine Binance firmasının destek verdiğini görüyoruz. FTX borsasından, Binance borsasından, Huobi Global'den temin edebiliyorsunuz. Bitfinex'te de var. Yani birçok dışarıdan borsayla da anlaşmışlar kendi token'larını. Hatta Serum Coin'in merkeziyetsiz borsa bile bulunuyor FTX token. Bir diğer tokenımıza da geçiyoruz. Son borsa tokenımız arkadaşlar. Bu da MXC borsasının kendi tokenı MX token şeklinde geçiyor. Kısaltması da MX şeklinde. Şu anda fiyatının 0.56 Dolar seviyesinde olduğunu görüyor. Aslında bu da güzel fiyatlarda. MXC borsası da çok büyümeye başladı bildiğiniz gibi. Ve dolaşımdaki adet şu anda 120 milyon adet. Maksimum arzı da 601 milyon adet. Tamam maksimum arzı fazla olabilir. Fakat borsa büyüdükçe bu token'ı yakarak azaltacağını düşünüyorum. O zaman da bu fiyatları tabii ki bulamayacağım. Şu anda benim incelediğim borsa token'larının içerisinde en hoşuma giden token'lar MX token, Gate.io borsasının token'ı Gate token ve Hobi Global'in token'ı Hobi token şeklinde geçiyor. Marketlerine de hemen bakalım MX token'ın. Huobi Global'de MXC borsasında bulunduğunu görüyoruz. Bu arada Huobi Global borsası da bu borsa tokenlarına ekstra destek veriyor herhalde. Çoğunu listelemiş çünkü. Arkadaşlar şimdi hepinizin merakla beklediği konumuza geçelim. 2 Cent Finans'ın bildiğiniz gibi ön satışı olacaktı. Ve birçok arkadaşımız dedi ki hocam bunu videoda yapar mısınız? Biz nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bundan dolayı bu videoda bunu da gerçekleştireceğiz. Şu anda arkadaşlar Xcent Finance'ın Türkiye saatiyle 6'yı 10 geçiyor şu anda saat. Hemen bakalım açıklanmış mı kontrakt adresi. Bildiğiniz gibi ön satış saatinde açıklanacağını söylemişlerdi. Şu anda her yerden bakıyorum yani kontrakt adresini bulabileceğim bir şeklinde. Evet arkadaşlar uzun bir denemeden sonra en sonunda bulabildik artık Xcent'in adresini. Baktığım zaman burada Xcent Finance'ın şu Balancer'da Xcent Token kazanı şeklinde bir link koymuşlar. Buradan görebiliyorum şu anda. Kendi sayfasını bir kez daha yenileyim buraya gelmiş mi hala buraya daha gelmediğini görüyorum. Şu anda arkadaşlar buradan ben alımımı gerçekleştireyim mesela. 1000 dolarlık aldığımda 692 adet alabildiğimi görüyorum. Hemen hesap makinesiyle bölüyüm arkadaşlar. Buradan bakalım kaç liraya denk geliyor. Bu da önemli bizler için bildiğiniz gibi. Şu anda 1.44 dolara geliyor tanesi. Ondan dolayı şu anda alım riskli görünüyor. Çünkü çok yüksek 0.3'ten çıkacağını söylemişti. Bu fiyatlardan da kimse alım yapmayacaktır şu anda. İnşallah sizler de alım yapmamışsınızdır. Zaten bununla ilgili de hemen bir tweet paylaşmam gerekiyor şu anda. Baktığımızda 1 dolara 0.69 şeklinde görünüyor. Ama Drops'un kendi sitesinden baktığımda bir token'ın 0.3 dolardan satılacağını görüyoruz. Bundan dolayı da yüksek şu anda. Şu anda giriş yapmak riskli. Çünkü fiyatı yüksekten satmaya çalışıyorlar. Alım yapılmadıkça gitgide fiyat düşecektir. Çünkü çok yüksek fiyattan satıyorlar şu anda. Bunu da hemen arkadaşlar az sonra sizlerle de Twitter'da YouTube topluluk sekmesinde paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi hemen Coinlist borsasına giriyorum. Coinlist borsasına yaklaşık yarım saat önce giriş yapmak için girdim arkadaşlar. Ön resim doğrulama yaptı. Resim doğrulamasını da gerçekleştirdim. Fakat baktığım zaman şu anda beni sıraya aldı. 51 dakika vardı. Şu anda da 22 dakika beni bekleme kısmında bekletiyor. Ve baktığımız zaman da şu anda aşırı trafik nedeniyle ile Coinlisti ziyaret etmek için sıradasınız. Sıra size geldiğinde siteye girmek için 10 dakikanız olacak. Sabrınız için teşekkürler. Yani gece saat 3'ü beklememek gerekiyor arkadaşlar. 12 gibi birinci sekmeden alım yapacak olan arkadaşlarımız gece 12 gibi giriş yapmaya açın. Bu şekilde girişi bekleyin. Yani 20 dakikaya da bir saat yazması önemli değil. Siz giriş için kısmınızı açın. Daha sonra ara ara kontrol edersiniz. Bu sayede de giriş yapabilirsiniz daha sonrasında. Zaten burada sürekli güncelliyor gördüğünüz gibi. Zaten benim de takibimde olacak. Giriş yapmayacağım büyük ihtimal birinci sekmeden. Ama sizler için bu sayfayı tekrardan videomuzda kaydedeceğim. Daha sonrasında arkadaşlar yarın ikinci ve 3. kısımdan alım yapmak isteyen arkadaşlarımız için bunu yine bir videonun içerisinde paylaşmayı düşünüyorum sizlerle. Şu anda da Xcent Finansı alım yapmayın çünkü çok yüksek seviyede görünüyor. Hatta bir daha basayım hemen şöyle. Hesap makinesiyle bölün arkadaşlar 0.3'e gelene kadar, 0.4'e gelene kadar gerekirse alım yapmayın. Bundan dolayı da dediğim gibi buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şu anda da tanesi 1.28 dolara geliyor. Alım yapmayın, fiyat düşsün. Fiyat 0.3, 0.4, 0.5 maksimum o fiyatlara kadar düşmesini bekleyin çünkü şu anda birçok insan bekliyor. Buna emin olun. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın hoşçakalın.